ilahiyatçı yazar Mustafa Cemil Kılıç'la birlikteyiz. Neden Aleviler camiye gitmiyor? Hazreti Ali döneminde cami diye bir ibadethane yoktu. İki, Hazreti Ali'nin yaptığı ibadetin bugün Sünni ve Şiilerin kıldığı namazla ilgisi yoktu. Kendilerinin Alevi olduğunu bildikleri halde Aleviliği işin idrakinde olmadan Sünnilik gibi algılayan Aleviler var. Hızla çoğalıyor bunlar sayıları. Yani aslında Aleviliği yaşadığını zannedip Sünnice yaşayan ve Aleviliği de kimseye de bırakmayan. Böyle cahilce tavırlar sergileyen. Yani asimile olmuş ve asimilasyondan sonraki Aleviliği savunmaya çalışan evet, Aleviler aynen diye. Öyle. Asimile olmuş. Tehlikeli. Asimile olmuş ama asimile olduğunun farkında, farkında değil. Onu Alevi Alevilik o biliyor. Evet. Evet, Alevi gerçek o biliyor. Aleviliği siz anlattığınızda da sizi neredeyse Alevilik düşmanı gibi algılıyor. Halbuki gerçek Alevilik budur kaynaklarıyla, delilleriyle, kanıtlarıyla budur diye ortaya koyduğunuzda bile büyük bir tepki gösterebiliyor. Peygamber Efendimiz döneminde de, Hazreti Ali döneminde de o dönemdeki ibadethaneler gerek mimari açıdan, gerekse işlevsel olarak, fonksiyon itibariyle bugünün camilerine değil, bugünün cemevlerine daha yakındı. Bu bir. Birebir aynıdır diyemeyiz ama daha yakın. Söz gelimi, o dönemdeki ibadethanelerde kubbe yoktu, minare yoktu. O dönemdeki ibadethaneler sadece secde etmek, namaz kılmak için toplanan yerler değildi. Her türlü kültürel faaliyet yapılıyordu, etkinlik yapılıyordu. Tüm devlet işleri oradan görülüyordu, savaşlara karar veriliyordu. Hatta ve hatta tefli, şarkılı, türkülü düğünler yapılıyordu mescitlerde. Yani ibadethanelerde. Camide şu günah, camide bu günah, camide şu günah, camide bu günah. Camide robot gibi duracak kişi neredeyse. O hale getirilmiş. Oysa peygamberin döneminde camide güreş tutuyorlardı, spor yapıyorlardı. Peygamberin döneminde demin dediğim düğün yapıyorlardı. Oturup bilimsel, o dönemin koşulları ölçüsünde en azından. Siyaset, kararlar. Bilimsel, kültürel her türlü etkinlikler yapılıyordu. Evet. Orada tartışmalar yapılıyordu. Orada kadın erkek birlikte ibadet ediyordu. Evet. O dönemde öyleydi. Tüm bunlar açısından düşünüldüğünde, minaresizliği, kubbesizliği bağlamında düşünüldüğünde, sadeliği bağlamında düşünüldüğünde o dönemin ibadethanelerini bugünün cemevlerinde görüyoruz. Ama parantez içerisinde şunu da belirteyim. Son dönemde yavaş yavaş gösterişli cemevleri yapma temayülü de başladı. Ben bundan açıkçası üzülüyorum. Buna hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Gösterişli cami eşittir gösterişli cemevi olmama. Cemevleri olabildiğince sade, olabildiğince mütevazi olmalı. İçini gösterişli. Bugün namaz kılındığı gibi Hazreti Ali aynı namazı kılıyormuş. Şöyle söyleyeyim. Hazreti Ali Efendimiz kıyam ediyordu, rükû ediyordu, secde ediyordu. Bunu yaparken de Kur'an'dan ayetler okuyordu. Buna illa namaz, bu bizim anladığımız namazdır diye dayatma yapılmasına karşı çıkıyorum o yazımda. Bunun aynısı zaten Cem'de de var. Evet, Cem yapıldığında da Cem yapıldığında da aynı Hazreti Ali'nin ibadet ettiği gibi, Hazreti Muhammed'in ibadet ettiği gibi ibadet etmiş oluyor zaten insanlar. Cem'den koparıp insanlar illa camiye gel, camide bir imamın arkasına dur ve böyle namaz kıl ki ancak o zaman Hazreti Ali'nin, Hazreti Muhammed'in yolunda olursun. Aksi takdirde Cem'le onun yolunda olamazsın gibi bir dayatmaya isyandır aslında o yazı.